Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresini okumaya devam ediyoruz. Ve 254. ayete geldik Allah'ın izniyle. Medine günlerinde gündemimize Rabbimiz Talut ve Calut kıssasını koymuştu. Böylece Müslümanların ruhlarında azlığın öneminin olmadığı anlaşıldı. Çünkü müminler az da olsalar Allah'ın yardımıyla nice çok olan toplulukları yok edebilecek güçteydiler. Çünkü Allah'a dayanmış bir hayatın önünde kimse duramazdı. Ve kafirler de anlasındı ki, onlar ne kadar çok olurlarsa olsunlar, güçlü kuvvetli gibi olsalar bile, hayır, yenilgi onlar içindi. Yine müminlerin anlayacağı bir gerçek vardı, o da imtihan gerçeğiydi. Bir ırmakla, bir nehirle imtihan edildi, Talut'un ordusu. Öyleyse, Müslümanlar da hep imtihan edileceklerdi. Allah yolunda yürümek, Allah yolunda mücadele etmek hep bir fedakarlık isteyecekti. Öyleyse müminler bundan kaçınmayacaklar ve her zaman, her zeminde Allah adına yaşamanın gereği olarak fedakarlıktan kaçınmayacaklar. İşte tarih. Tarihte peygamberler. Onlar geldiler, bir ömür mücadele ettiler. Allah'ın dini gündemde kalsın diye. Ve insanlar Rablerinin sözlerini unutmasınlar, böylece cehenneme düşmesinler diye uğraştılar. Ama kimileri, peygamberleri kendilerine bu kadar apaçık gerçekle gelmesine rağmen onlara duyarsız kaldı, dinlemedi, inkar etti. Ama kimileri de hemen gönül verdiler, uydular, Allah yoluna yürüdüler. Onlar iman edenlerdi. Öyleyse iman edenler kendilerine yakışanı yapmalıydı ve Rabbimiz de bize İman edenlere bu ayette sesleniyor şimdi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'a. Vel kafirune humuz zalimun. Ey iman edenler. İnfak edin Rabbinizin size verdiği rızıktan. Ne verdiyse Allah size, işte ondan siz de infak edin, paylaşın. Ve hem de hemen yapın bunu ki öyle bir gün gelmeden önce onda ne ticaret var, ne alışveriş var, ne birisi birisine yardımcı olabilir, ne torpil geçerlidir o günde, ne kayırma vardır, ne de dostluk vardır. Kimse kimsenin elinden tutup da Allah'a rağmen onu kurtaramaz cehennem ateşinden, Allah'a rağmen hiç kimse hakkında karar verme imkanına sahip değildir. Dostluk kuramaz, yardımda bulunamaz, alışveriş yapamaz, paralar geçmiyor, şeref ve şanlar geçmiyor, makam mevkiler geçmiyor. O gün sadece Allahu Teala'nın dediğinin olduğu ve işin, emrin Allah'a ait olduğu gündür. Öyleyse o gün gelmeden önce yapın yapacağınızı. Salih amel cinsinden her ne varsa ve özellikle infak. Allahu Teala bize Medine günlerinde infakı emretti. Çünkü infak, kişinin kalbindeki tüm marazları, hastalıkları, yamuklukları giderir, bozuklukları yok eder. Kalp böylece Allahu Teala'nın istediği bir ritimde çalışır. İnfak lazım ve Allahu Teala bizden bunu istiyor. Ama infakı istemeyenler, Allah yolunda bir harcamayı, bir mücadeleyi istemeyenler, onlar inkarcı bir hayatın müntesibidirler. Allah-u Teala'ya gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar, kalplerinde, zihinlerinde onun emirleri canlanmadı, onun hayat programına göre oluşturmadılar bütün hayat anlayışlarını, ya kendi zihinleri, kendi heva ve hevesleri ona göre düzenlediler. İşte kafirler, onlar zalimdirler. Yerli yerince kullanmadılar kendilerini, zihinlerini, kalplerini, vücutlarını, azalarını, imkanlarını, yeteneklerini. Ya mallarını, mülklerini, eşyalarını, sahip oldukları değerleri, hiçbir şeyi yerli yerince kullanmadılar. Allah'ın hakkını vermediler.
Kulların hakkını vermediler, kendi haklarını vermediler. Hayvanlara da, bitkilere de, eşyaya da, cansızlara da düzgün davranmadılar. Zalimdirler ya. Kimdir zalim? Kafirler. İşte onlardır zalim olanlar. Oysa hayatın sahibi Allah. Bugünün, dünün ve yarının, dünya hayatın ve ahiretin, göklerin, yerin ve ikisi arası olan her şeyin sahibi Allah'tır. Bunu bilmeleri gerekiyordu ve Allah'a göre yaşamaları gerekiyordu. İşte bunu bilen mümin zaten infak edecekti ya. Rabbimiz bize kendini tanıtıyor. Allahu la ilahe illahu. O Allah ki kendisinden başka ilah olmayandır. Sadece onun sözü geçer. El hayyul kayyum. Diri olan odur, dirilten odur, diriltici olan odur. Ve kayyum olan, etkin olan, egemen olan, sözü geçerli olan ve sürekliliği olan sözünün hiç bitmeyen bir egemenliğe sahiptir. Kimse onun hakimiyetine söz sahibi olamaz, kenara çekemez, bir dakika dur diyemez. Güç ondadır, kuvvet ondadır ve onun emri, onun hayat programı, onun gönderdiği şeyler sürekli hakimiyet halindedir. Sürekli dirilten o, diriltmeyi sürekli yapan o, hayat veren o. İşte o Allah'ı tanımaları gerekiyor, insanların bilmeleri gerekiyordu. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Onu bir şekerleme yaparken göremeyiz. O şekerleme yapmaz. O uyuklamaz. Onun içi geçmez. Şöyle kalbi, şöyle gözleri işte bir an dalıvermez. Hayır, uyumaz, uyuklamaz. O Allah ki sürekli kayyum olandır. Diriltmesi sürekli olan, kayyumluğu sürekli olandır. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Ve göklerde olanlar da, yerdekiler de, hepsi onundur, ona aittir her şey. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi izdi. Onun izni olmadan, onun katında kim şefaat edebilir ki? Onun yanında kimin sözü geçebilir ki? Mekke'deki putların mı? Allah'ın kızlarıdır diyorlardı ve onların sözü geçer diyorlardı. Allah'a bunlar bizim katımıza şefaatçi olacak diyordu Mekke müşrik felsefe. Ama hayır. Ya da Yahudi anlayışlar ya da Hristiyanca yönelişler diyorlardı ki İsa'nın sözü geçecek, bizi kurtaracak. İşte şöyledir, böyledir cümleler kuruyorlar. Böyle bir felsefeyle Allah hakkında olur olmaz kavrayamadıkları, ölçemedikleri düşünceler üretiyorlardı. Ve oysa söz Allah'ındır ve Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse hiç kimseyi kurtaramaz, söz söyleyemez ya da bir hayat programı çizemez. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Olabilir mi? Olmaz. Çünkü o kulların yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. O Allah onların yaptığı işleri de bilmektedir. Yani geçmişlerinde olanı, gelecek işlerini de bilmektedir. Yani önlerinde olanı. Her şeyi bilen bir Allah'tır. Ve la yuhayitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa. Ve onun bildirmesi dışında insanlar hiçbir şekilde bir bilgiye sahip olamazlar. O Allah kuşatmıştır tüm bilgiyi. Her şeyi, evreni kuşatan odur, bilen odur. Varlıkların hangi bilgiyle hareket ettiklerini, nereden nereye doğru aktıklarını, kaderlerini, yaptıklarını, yapacaklarını hep bilen odur. Vesi'a kürsiyyuhus semavati vel ard. Ve onun kürsüsü gökleri ve yer içine alır. Böyle bir bilgi, böyle bir egemenlik. Ve la yeuduhu hifzuhuma. Ve bunu yapmak da Allahu Teala'ya zor gelmez. Onları korumak, kollamak, gözetmek Allahu Teala ağır gelmez. Ve huvel aliyyul azim. O Allah'tır ali olan, o Allah'tır azim olan. O Allah yücedir, azametlidir. Öyleyse bu Allah Rabbiniz, bu Allah kendisine kul köle olacağınız. İşte bilgiyi ona bırakacaksınız. Ne dediyse onu yapacak. Hangi programı sunduysa onu izleyeceksiniz. Onun dedikleri doğrudur, onun gönderdikleri doğrudur. Onun mülkünde şaşmaz bir ahenk vardır. Onun gönderdiklerinde de doğruluk söz konusudur. Ve onun talep ettiği hayat programını yaşadığımızda bize cennet vardır kesin. Ve ama ona rest çektiğimizde, ona karşı geldiğimizde de cehennem vardır, Allah korusun. Ama buna rağmen artık her şey belli olmuştur. La ikrahe fiddin. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Kimse burnundan tutulup da İslam'a davet edilmez. İtekliğe kakaklaya dine sokulmaz. Hayır. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Gay ile rüşt birbirinden ayrılmıştır. Netleşmiştir her şey. Beyan edilmiştir. İşte rüşt. İşte Allahu Teala'nın istediği olgunluk programı. İşte Allahu Teala'nın istediği hayatın o güzelleştirici yanı. Kitap, İslam, teslimiyet.
Ama bir de çirkinlik, kötülük, aşağılık, berbatlık bunlar birbirine ayrılmıştır. Eğri olanla doğru olan, yanlış olanla doğru işte bunlar belirmiştir. Her şey bellidir artık. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْخَى Kim ki Allah'a rağmen hayat programı çizen tağutları reddeder, Allah'a karşı gelen, Allah'a isyan eden biz de hayatı biçimlendiririz. Biz de insanlara özel programlar sunarız. Biz de şekillendiririz evleri, aileleri. İşte rızık bizden sorulur, şifa bizden sorulur, hayat bizden sorulur, eğitim bizden sorulur, doğruluk, düzenlilik bizden sorulur diyen, Allah'a rağmen kendi vahiylerini, kendi belgelerini insanlara dayatan tüm tağutları reddederek, en başta şeytan ve şeytanın tüm dostlarını reddedip, inkar edip, onlara kulak tıkayıp, Allah'a açan kulaklarını, gözünü, kalbini ve bundan dolayı Rabbine iman eden kimseler var ya, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِسْخَى İşte onlar sağlam bir kulpa tutunmuşlardır ki onlar kopmaz. Kopmayan, sapasağlam bir kulpa sarılmışlardır. Bu ayet bizim gözümüzün önüne hemen uçurumlardan aşağıya düşen bir adamı canlandırıyor ve sanki orada bulduğu bir kulpa yapışıyor, tutunuyor ve Allah'ın izniyle sadece düşmekten kurtulmuyor. Aynı zamanda o kulp kendisini muhteşem bir yere, mübarek bir noktaya çıkartıyor. İşte Kur'an, işte Allah'ın kitabı, işte iman, işte Rabbini kabul ediş ve tağutu reddediş insana böyle bir imkan sağlar. Sımsıkı sarıldığı bu kulp kopmaz, bozulmaz. Kendisini mutlaka doğruya eriştirir, rüşte olgunluğa eriştirir ve kazanır. Çünkü bu kulpun sahibi Allah'tır. Lenfisame lehe, o kopmayan bağın sahibi Allah'tır. Ona yapıştı ya artık. Vallahu semiun alim. Allah işitendir, bilendir. Öyleyse önümüzde yol belirmiştir. İşte birileri ki hayatı böyle yaşadığında sapasağlam bir hayat yaşayacak, dünyası güzel olacaktır. Fasıkların o parçalanmış, bozulmuş, kopmuş, dağılmış hayat programları değil. Allah-u Teala'nın sunduğu, kitabın öngördüğü bir hayat ki onu yaşadığında insan dengeli olacak, sağlam olacak. Hayata sımsıkı sarılmış, ahirete sımsıkı sarılmış, doğrulara sımsıkı sarılmıştır. Benlik yerindedir, izzet ve şeref yerindedir, güzellik ve ciddiyet yerindedir, vakar yerindedir. İnsana ait ne kadar erdem ve güzellik varsa işte onda buluşmuştur. Çünkü eline aldığı bağ, iman bağı, iman kulpu öyle güzeldir ki ona sımsıkı sarıldığında insan kurtulacaktır. İşte sarılmamız gereken gerçek, işte bizi kurtaracak olan kulp. Allahu veliyyullezine amenu. Öyle değil mi? Öyle. Allah velisidir mi iman edenlerin? Allah iman edenlerin yar ve yardımcısıdır. Onlar hakkında karar verme yetkisi Allah'a aittir ve iman edenler Rablerine bağlandıkları için bütün kararları Allah'tan alırlar. Ve o Allah ki veli olma noktasında onları alır. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır Allah. Aydınlık Allah'ın kitabı, aydınlık cennet yolu. Karanlık ise cehenneme götüren her türlü sokak ve yolbaşı. İşte Allah-u Teala müminlerin velisi olarak onları tüm karanlıklardan alır, çıkarır, aydınlığa, mutlu bir hayata, kitabın sunduğu hayata, cennet hayata ve cennete götürür. Ancak وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ Kafirlerin dostu ve yardımcısı ise tağutlardır, azgınlar, zorbalardır. Ya firavunlar, nemrutlardır kişilik olarak. Ya Ebu Cehiller, Ebu Sufyanlar tarihin o demlerinde Velid bin Muğirelerdir aynı şahsiyet manasında. Ya da Lat, Menat, Hubel, Uzza gibi putlar ve put adına konuşan rahipler, papazlar, din adamları gibidir. Ya da kurum ve kuruluşlar herhangi bir medeniyetin bir temsilcisi, reklamcısı, sunucusu, savunucusu işte onlar tağuttur ya da tağut adına konuşan, tağut adına sözler söyleyendir. Yani insanları şeytanlaştırmak, insanları yoldan çıkartmak, Allah yoluna saptırmak için ortaya çıkmış olanları dost edinenler, azan, azgınlık yapan, Allah'ı değil Allah gibi konuşmaya kalkan varlıkları peşin sıra giden kimseler, işte onlar burunlarını bu azgınlara teslim ettikleri için onlar da tutarlar onu. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ
Aydınlıktan karanlığa doğru götürürler. Aydınlıktan çıkarırlar, karanlığa koyarlar. Evet, aydınlık vardır hayatlarında. Fıtratın aydınlığı. Doğmuştur insan apaydınlık bir hayata. Anası kafir olabilir, mecusi, putperest ya da Hristiyan ya da Yahudi. Ama apaydınlık bir ruhu vardır, vicdanı. Onun güzeldir, temizdir. Aklı onun güzel, temiz, aydınlıktır. Ruhu öyledir. Ama sonra şeytana teslim eder kendini. Şeytan dostlarına teslim eder kendini. Babası, anası, toplumsal yapısı, bilim adamları, film adamları, din adamları, işte bulunduğu ortamdaki elebaşları, kodamanlar, tağut ve onun yardakçıları alırlar onu. Kendilerine mürid olmuş, kendilerine iradesini teslim etmiş bu adamı alırlar ve aydınlık hayattan karanlığa, kötülüğe, zulme, zulmete sokuverirler. Böylece ne olur ya? Ülaike ashabun nar. Ateş ashabı olur. Ateşin dostu, yar ve yardımcısı olur. Ateşe düşer, işi biter. Onunla sohbet eder. Ne kötü sohbet. Hüm fîhe hâlidûn. Ve orada ebedi kalırlar. Ve ebediyet içerisinde, o ateşin içerisinde yanar, yanar ve yanarlar. Rabbim muhafaza eylesin tüm dünya Müslümanlar böyle olmaktan. Kalplerini Allah'a teslim etmiş ve böylece sımsıkı bir bağ ile Allah'a bağlanmış. Bundan dolayı düşmez, kalkmaz, yıkılmaz, yenilmez bir hayat kazanır. Cennet yolunun yolcusu olur. Bu da onun için bir güzelliktir. İşte Rabbimiz bize bunları söyledikten sonra önümüze levhalar sunuyor. Daha evvel biliyorsunuz Talut kıssası anlatılırken Allah-u Teala elem tara demişti. Hemen o kıssadan önce yine binlerce oldukları halde yurtlarından ölüm korkusuyla çıkarılıp da sonra Allah-u Teala'nın ölün dediği toplum anlatıldığında da Allah-u Teala elem tara demişti. Görmedin mi? Bir bak hele, bir düşün, hayal et, kavra, bunu da anla, bunun hakkında bir düşün demişti ya, şimdi önümüze yine bir levha geliyor. Ard arda 3 konu işlenecek bize, 3 öykü anlatılacak, 3 fotoğraf, 3 hatıra sunulacak tarihten ve üçünden de alacaklarımız var. Ama önce Allah-u Teala diyor ki elem tara, bir bakın hele. İçinde bulunduğunuz hayatı bir anlığına durdurun. Durur mu hayat? Durmaz. Ama zihnimizde, kalbimizde yeni bir sayfa açılımına ihtiyaç var. Bazen yaşadığımız hayatın o akıp giden seli içerisinde gerçekleri göremez hale geliriz. Öyle kaptırırız ki hayatın içerisinde, hele bugünkü ortamda, atlar, arabalar, otobüsler, gitmeler, gelmeler, paralar, pullar falan derken, yorulmuşçasına giderken insan, doğruların sadece etrafımıza akıp giden hayat olduğunu zannederiz. Zannederiz ki içinde yaşadığımız hayat, içinde yaşadığımız ortam hep doğrularla doludur. Başka şeyi düşünemez oluruz. Gökyüzüne bile bakmaya insanın vakti olmaz. Yeryüzünü incelemeye vakti olmaz. Güneşin doğuşunu, ayın hareketlerini bilemez insan. Öyle yoğrulmuştur ki, öyle kendine dönmüş ve öyle bunalmıştır ki bilemez. Ama Kur'an okuyan mümin için bu böyle değildir. Bir an Allah-u Teala bizi durdurur. Elem tera der. Bir bak, bir düşün. Başka gerçekler var. Hayat hep yaşadığın hayat değildir. Ama bunlar gerçek diye düşündüklerimizin aslında belki de gerçek olmadığını, kendimizin biçimlendirdiği yanılsamalar olduğunu anlarız böylece. Allah-u Teala bize tarihten hatıralar sunuyor. Tarihçilik yapmaz Kur'an-ı Kerim. Bize tarih de anlatmıyor aslında. Bize anlattığı kulluk fotoğraflarıdır. Bir kul, İbrahim aleyhisselam. Onun karşısında bir tağut, Nemrut. İkisinin mücadelesini Allah-u Teala sunuyor bize. Yani, bakın, eğer İbrahim gibi veliniz Allah olursa, kurtulursunuz, karanlıklardan aydınlığa çıkarsınız. Yok ama Nemrut gibi tağutlaşır ve kendinize bendeler bulursanız, kendiniz de karanlığa, size uyanlar da karanlığa düşer ve aydınlığı terk ederler. İbrahim'in aydınlığını göremez olur Nemrut gözler ve kaybolur, kaybeder giderler, kaybettirirler aynı zamanda. Belki de bunun öyküsüdür anlatılan bize. Elem tera ilellezî hacce İbrahim'e fî rabbihî en âtâhullâhul mülk. Bakın diyor ki Allah-u Teala, bir bakın hele kendisine Allah-u Teala'nın mülk verdiği, Rabbisinin kendisine mülk verdiği bir adam ki Rabbisi konusunda İbrahim'le tartışıyor. Bir düşünün bunun öyküsünü. Gözümüzün önünden tüm resimler, hayat bir anlığına çekiliyor. İç dünyamızda bir görüntü canlandırıyoruz.
İbrahim aleyhisselam. Bir tarafta Nemrut böyle isimlendiriliyor. Ama Rabbimizin ifadesiyle kendisine Allahu Teala'nın mülk verdiği bir kimse. Hükümdarlık, otorite verdiği, güç kuvvet verdiği bir adam. Kurulmuş koltuğuna belki de ve karşısına İbrahim aleyhisselam. Konu ne? Neyi tartışıyorlar? Allah tartışılıyor. İbrahim aleyhisselamın sunduğu gerçek tartışılıyor. Gel Allah'a kul ol, kurtul diyordu İbrahim aleyhisselam ona. Babasına dediği gibi, toplumuna dediği gibi ona da diyordu. Bu konuyu tartışıyorlar şimdi karşılıklı. Allah hakkında, Rabbisi hakkında İbrahim aleyhisselamla tartışan kendisine Allahu Teala mülk verdiği adam. İzgale İbrahimu Rabbiyellezî yuhî ve yumît. Dedi ki İbrahim aleyhisselam ona, benim Rabbim öldüren ve diriltendir. Evet dedi İbrahim aleyhisselam. Allah hakkında konuşurken, Rabbini tanıtırken o diriltendir ve öldürendir dedi. Dirilişler ondan kaynaklanır. Varlığı yokken var eden odur, yeniden öldürecek olan, yeniden ölümle buluşturacak olan, yine yok edecek olan da odur dedi. Rabbini böyle tanıttı İbrahim aleyhisselam. Ama kafir azgındı, olayları tartacak güçte değildi. Sadece tartışmayı ve İbrahim'in işini bitirmeyi istiyordu. Kendisine sorun çıkartan bu genci, bu peygamberlik iddiasıyla güya ona göre dolaşan ve normal hayat akışını, kendi programını bozan bu delikanlının işini bitirmek istiyor ve bunun için tartışıyordu. Dedi ki, Kale, ene uhi ve umit, ne var bunda? Ben de öldürürüm, ben de diriltirim. Ben de diriltir, ben de öldürürüm dedi. Güya bunun içinde iki köle istedi ya da benzer başka bir olay. Birisine dedi ki tamam sen özgürsün dedi bir diğerini öldürün bunu. Gördün mü bak ben de öldürdüm ben de dirilttim dedi. Demagojiydi, laf salatasıydı, göz boyamaydı, çocukça bir hareketti, tartışmayla alakası yoktu. Bu konuyla İbrahim aleyhisselamın sunduğu gerçeklerle alakası yoktu ama işte bütün zalimler, zorbalar, tağutlar böyledir. Onlar gerçeği bulmak için, gerçeği buldurmak için yoktur. Ya bizzat gerçeği karartmak için vardırlar. Tarih boyunca da Allah dışındaki bütün zorbaların böyle yapacağını bilmek durumundayız. Ve toplumları karartan kafirler, zalimlerin böyle demagojilerle, böyle yanılsamalar ile insanlar yoldan çıkartmaya çalıştığını da unutmayalım. Gale İbrahimu fe innallâhe ye'ti bişşemsi minel meşriqi fe'ti biha minel meğrib. Öyle mi dedi? İbrahim aleyhisselam tartışmayı uzatmadı. Hemen bir başka yoldan o adama yanaştı ve dedi ki, benim Rabbim güneşi doğudan doğurup batıdan batırıyor. Hadi dedi, sen de tersini yap. Yani bunun tersi olan şeyi yap sen. Madem sen de güneşi getir bakalım batıdan doğsun ve doğudan da batsın. Hadi bunu yap dedi. Kafir. Febühitellezî kefer. Kafir böylece apışıp kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Suratı mosmor oldu. Gözü, yüzü, her şeyi karardı. Kalbindeki karalık, zihnindeki karalık yüzüne vurdu. Ama şaşırdı, bitti, tükendi. Ezmek, yok etmek için getirdiği İbrahim, karşısında ezilmiş, bitmiş, tükenmişti şimdi. Evet böyleydi. Buna diyeceği bir söz yoktu. Kendi güçsüzlüğünün böylece ortaya çıkartılması ona korkunç geldi. Şaşırdı kaldı. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Böyledir. Allah zalim bir kavme, zalim topluma, zalim insanlara yol göstermez ki. Onlar yolu bilmezler ki. Onların yürüyüşü sadece Allahu Teala'nın dünya hayatta izin verdiği kadardır. Ve zannederler ki buranın ağası, patronu biziz. Bu işin sahibi biziz. Allah'ın verdiği mülkte Allah'a karşı gelirler. Mülkü kendilerinden zannederler. Ne yaratırlar, ne güçleri vardır, ne rızık verebilirler. Doğuya batıya karışacak güçleri yok. Ya yeniden oluşturacak, yeniden yok edecek güçleri yok. Diriltmeye, öldürmeye güçleri yok. Ama kendilerine güç atfediyorlar ve böylece azgınlanıyorlar. Zalimdir bunlar, tağuttur bunlar, Allah'a kafa tutanlardır bunlar ama işleri bitiktir. İşte bir bak, İbrahim hakkında tartışanlar böyle. Mekke'de kafirler de böyleydi. Böyle kuru kuru bir tartışmaydı onlarınki de. Boşunaydı her şey. Ama sadece kendi pastalarını, dünya menfaatlerini terk etmemek için bir mücadele içindeydiler. Şimdi
Medine günlerinde de Medine'deki putperest Araplar, müşrik Araplar aynı şeyi söylüyor, aynı sözlerle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşıyorlardı. Yahudiler de Hristiyanlar da benzer söyleme sahiptiler. Öyleyse bu tağutlara ve bu tağutların yolundan gidenlere yapılabilecek bir şey yok. Ancak hak haykırılır, doğru söylenir İbrahim aleyhisselam gibi, gerisi artık Allah-u Teala'nın işidir. Yapacağımız Allah'ın dini ortaya koymaktır, sözü düzgünce söylemektir. Bir başka fotoğraf. اَوْكَلَّذ۪ي مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا. Bir başka öykü, bir başka enteresan hikaye. Bir adam, öyle bir kimse ki, evlerinin duvarları, çatıları üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Bir kasabanın yanına geldi adam. Bir şehir, bir medeniyet merkezi belki, bir köy ya da neyse. Ama evler çökmüştü, boşalmıştı, kimse kalmamıştı. İçi dışına gelmişti. Bağlık bahçelik miydi? Evler, medeniyet, atmosfer, her şey güzeldi de şimdi yok mu oldu? İşte öyle. Bir harabeyi düşünelim, anlayacağız. Güzellikler var, sütunlar devrilmiş. Yol, şurada belli ama şurada belli olmaz olmuş. Belli ki şu ev, bir hayatın, koşup oynamanın, neşenin eviymiş ama şimdi yok orada kimse. Yıkılmış duvarları, çökmüş pencereler. Şuradaki mabet, şuradaki ticarethane, bir zamanlar karlı alışverişlerin olduğu sokak, caddeler ve işte çarşı, şimdi orada otlar var, çökmüş, viran olmuş her yer. Böyle bir köye uğradı. İçinde şöyle dolaştı adam belki de. Bu adam kim? Uzeyr aleyhisselam, diyor rivayet edenler bize. Başka Ermiya peygamber olduğu da söyleniyor. Ya da Rabbimizin bildiği birisi. Allah-u Teala adını bize söylemiyor. Çünkü bize lazım olan adı olsaydı İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi söylenecekti. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın düşmanının da adı bize tam sunulmadı. Burada da böyle. Çünkü bize anlatılan olayda bir önem var, ehemmiyet var. Bu adam uğradı. Ama anlıyoruz ki bir peygamberdir. Kale dedi ki, اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. Allah Allah dedi. Acaba Allah-u Teala bu şehri ölümünden sonra nasıl diriltecek ki? İnkar değildi. Çünkü o zalim değil. O sadece meraklı mıydı? Yüreğinde bir şüphe mi vardı? Belki küçük tereddütler, acabalar, ölümden sonra dirilişi görme arzusu. Bir peygamber doğruyu anlatmak derdinde insanlara bunu sunacak. Anlatacağı şeyi de biraz daha hakkıyla bilmek istiyor belki. Bir nazlanmayla şaşırdı. Gerçekten garip bir durumdu. Capcanlı, insanların cıvıl cıvıl yaşadığı bu şehir ölmüş, yok olmuş. Tekrar hayata kalkması imkansız hale gelmiş. Acaba nasıl diriltirdi Allah? Bu Rabbimizin dirilticiliğini sorgulayan bir soru değil. Mümince sadece bir nasıl merakı, o kadar. فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِيَةَ عَامٍ. Allah-u Teala onu 100 yıl öldürüverdi. 100 yıl öldü. Ashab-ı Kehf'in yaşadığına benzer bir yaşam. سُمَّ بَعَثَهُ. Sonra Allah-u Teala onu diriltti. 100 yıl ölüm. Sonra diriltti Allah. İşte öldüren ve dirilten Allah-u Teala kendini bize anlatıyor. Yukarıda kabul etmemişti İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki Allah düşmanı. Ben de öldürür, ben de diriltirim demişti. Ama şimdi iman eden bir adamın Allah'ın istediği şekilde bir ölümü var. 100 yıl ölü pozisyonda duruyor. Sonra Allah-u Teala onu tekrar diriltti. Kale, kem lebist, ona dendi. Dedi Rabbimiz ona, ne kadar kaldın? Ne kadar bu durumdaydın? Gale dedi ki, لَبِسْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَيَا. Bir gün ya da günün bir kısmı kadar dedi. Rivayetler, sabah o şehre uğradığını ve orada uyuduğunu, öldüğünü, dirildiği gün ise o günün öğleden sonrası olduğunu, dolayısıyla adamcağızın bu süreci
sadece günün bir parçası olarak değerlendirip de işte sabah uyudum, öğleden sonra dirildim diye düşündüğünü söylüyorlar. En son Rabbimiz bilir. Ama adam böyle diyordu. Bir gün ya da günün bir parçası. Cehenneme düşenler, dünya hayatı değerlendirenler de böyle değerlendirmeyecekler miydi? Ne kadar kaldınız? Bir gün kadar ya da günün bir kısmı, o kadar azdı ki, o kadar çabuk geçti ki. İşte ölüm dönemini de böyle anlatıyordu bu zat. Bir gün ya da günün bir kısmı kadar. Gale, dedi ki Rabbimiz ona, belle biste mi'ete amin. Bilakis 100 yıl kaldın. Uyur halde oluşun, ölü duruşun 100 yıl kadar. Tanzur ila taamik ve şarabik lem yetesen. Bak yiyeceklerine, bak içeceğine, bozulmadı onlar. 100 yıldır aynı duruyorlar. Yemek kabındaki yemek her neyse ve içeceğin her neyse, işte onlar duruyor. İçeceklerin ve yiyeceklerin. Demek ki adamın bir azığı var yanında. İçeceğe bir şeyler, üzüm şırası falan denmiş ve yiyecekleri belki incirdir bölge itibariyle. İşte çünkü Kudüs civarında olduğu söyleniyor bu olayın. Allah en iyisini bilir. Ve işte bak yiyeceklerine ve içeceğine, onlar bozulmadı. Venzur ila himarik. Ama şimdi bak eşeğine. Ve lineceleke ayeten linnasi. Venzur ilal izami keyfe nunşizuha summa neksuha lahma. Bak şimdi eşeğine. Demek ki eşek o ölü. Onlardan farklı. Yiyecek ve içecek. Onlar duruyor, bozulmamış 100 yılda. Bozulması gereken onlardı ama eşek o ölmüş, kemikleri bile darmadağın olmuş. Seni insanlara bir ayet olarak kıldık diyor Allah-u Teala. Ve şimdi okuyoruz evrensel kitabımızda bir ayet. O dönemin insanları da okumuşlardı, onu gördüler. 100 yıl ölmüş ve yeniden dirilmiş adamı, bu bir ayet. Bunu gördüler, ölümden sonra dirilişi anladılar. Ama biz şimdi okuyoruz kitabımızda Allahu Teala'nın bir gerçeği, bir belgesi olarak. Bak bakalım kemiklere. Onları biz yeniden nasıl ayağa kaldırıyor? Nasıl birbirine bağlıyor? Yeniden nasıl oluşturuyoruz? Sümme neksuha lahma. Sonra onları yeniden nasıl et giydiriyoruz? Allahu Ekber. Gözün önünde canlanan şey. Belki adamın kendisi de. Eti paramparça olmuş, kemikleri de dağılmıştı. Sonra ona da, eşeğine de kemikler yeniden veriliyor ve göz bunu seyrediyor. Olabilir. Allah diledikten sonra 100 sene öldüren ve dirilten Allah her şeyi yeniden yapmaya güç yetirmez mi? Ve dilediği şekilde ve eşek gözlerinin önünde kemikler birbirine geliyor, birbirine giriyor. Hem de her kemik nereye varacağını bilerek sonra sinirler, etler ve deri tamamen ortaya çıkıyor. İşte böyle. Felemma tebeyyene lehu. Böylece Allahu Teala bunu anlattı ona. Durum iyice anlaşıldı. O zaman dedi ki: "Gale a'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir." Adam dedi: "Ben artık iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir." Ya da bir başka kıraatte Allahu Teala ona söyledi ki: "Bil ki anladın değil mi? Allah her şeye kadirdir." Ya da kendi kendine bunu söyledi. Anla artık. Uzatma, nazlanma, kavra. Ya da sen ey kitabın okuyucusu, bil ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah dilediğini dilediği ölçüde yaratandır. Dilediği zamanda tutar, ölü olarak yeniden diriltir. Güç kuvvet onun. Yaratan o, öldüren o, ölümden sonra yeniden diriltecek olan da odur. Rabbimizdir her şeyin sahibi. Böylece ahiret hayatını hesaba katarak yaşamamız gerektiğini bir daha anlıyoruz. Ölüm var, infak etmeliyiz. Çünkü Allahu Teala demişti ki bize, infak edin. Bir gün gelmeden önce, o gün hiçbir şey geçerli değildir. Diriltecek olan Allah o güne, elimizdekilere bakacak. Ne var elimizde diye. Evet öyledir. Eğer bu olmaz diyorsanız, işte Allah odur ki, La ilahe illa huvel hayyul kayyum diye Allahu Teala kendini tanıttı. Ve kendisini insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartacağını söyledi. Ama zalimler, tağutlar öyle olmayacaktı. İşte buna bir örnek, bir delil İbrahim aleyhisselam. Bir örnek, bir delil Uzeyr aleyhisselam ve onun eşi. Devam edecek. İbrahim aleyhisselamla ilgili
bir fotoğrafımız, bir hatıramız, bir kesit daha var 260. ayette. İnşallah onu da Rabbimizin izniyle okuyacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.